AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerdeki konular. Şimdi beraber izleyelim. Necat Kırbulut sevgili seyirciler, A Haber muhabiri karşımız olacak. Bilecik'te belediye binasındaki motifler, AK Parti dönemindeki, AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemdeki motifler, Osmanlı minyatürleri kazınmış. Necat'tan dinleyelim bir. Necat, nedir detaylar? Senden dinleyelim, üzerine konuşacağız biz. Evet, ne yazık ki Bilecik'te Osmanlı izleri birer birer siliniyor. Biz şu an Bilecik Belediyesi'nin önündeyiz. Bu belediye binası Abdülhamit Han döneminden kalma bir miras aslında. Ve burası belediye binası olarak kullanılıyor. Ancak CHP'li belediye başkanı Semih Şahin mazbatasını alır almaz ilk iş olarak Osmanlı izlerini silmeye başladı. Ve belediye binasının hemen girişinde bulunan Osmanlı dönemine ait figürleri, minyatürleri söktü ve yerinden kaldırdı. Tabii bu duruma hem Bilecikliler hem Bilecik'teki sivil toplum kuruluşları oldukça tepkili. Çünkü burası Türk İslam sanatının en nadide örneklerinden olan minyatürlerle süslenmişti. Ve tam anlamıyla bir Osmanlı şehriydi. Ve Osmanlı şehrinin izleri ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Semih Şahin'in mazbatasını almasından sonra değişim geçirmeye başladı. Ve Osmanlı izleri ne yazık ki birer birer silinmeye başlandı. Tabii Bilecikliler oldukça tepkili. Burası Osmanlı'nın ilk kurulduğu topraklar. Aynı zamanda Osmanlı'nın ilk başkenti Bilecik. Ne yazık ki Bilecik'te CHP'li belediye Osmanlı izlerini silmeye başladı bile diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Necat'a teşekkür ederim. Şimdi Necat'ın da söylediği gibi yani Osmanlı'nın ilk başkenti, Osmanlı adına çok önemli bir yer. Tarihimiz adına çok önemli bir yer ve o minyatürlerin sökülmesi. Şimdi o görüntüleri getirelim. Fotoğraf şimdi olarak var. Aslında Kerim, önce şunu belirtelim. Burası neresi? Belediyenin içi mi? Burası belediyenin içi, koridorları. Şimdi evet. Bilecik'te seçimler yapıldı tabii. Seçimi Semih Şahin, CHP'li aday kazandı. Kimin oylarıyla kazandı? İyi Parti'nin destek oylarıyla. Bakın, İyi Parti'nin destek oylarıyla kazandı. Şimdi İyi Partililere seslenmek istiyoruz. Milliyetçi muhafazakar olarak geçiniyorlar ya. Şimdi burada CHP'li belediyenin yaptığını kendileri de görüyorlardır. Milliyetçi muhafazakar. Evet. İyi Partili, sözde İyi Partili milliyetçi muhafazakarlara sesleniyorum. Şimdi bu yapılanları nasıl hazmediyorsunuz? Osmanlı'nın, bakın, Osmanlı'nın izlerini Bilecik'te belediye koridorlarında silmenin anlamı nedir? Evet. Osmanlı hazımsızlığının nedeni nedir? Şu fotoğrafları böyle şöyle gösterelim lütfen arkadaşlar. Birkaç adım geri git istersen, kameraman arkadaşı netleştirecek. Şimdi minyatür bu. Şimdi ben minyatürü anlatayım. Bakın, bu minyatürler çok özel minyatürler ve taşlarla tek tek dizilerek yapılan çok büyük bir işçiliği gösteren minyatürler. Ve bu minyatürde ne gösteriliyor? Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi tasvir edilmiş ve işlenmiş. Ve bu şekilde belediyenin koridorlarında yaklaşık 15 tane bu şekilde minyatür vardı. Evet. Peki geldi başkan, ne yaptı? Talimat verdi ve işçiler, görüyorsunuz, el emeği, göz nuru, bu nadide eserler duvarlarda kazındı. O bina tabii arkadaşımız gösterdi. 1905 yılında Sultan Abdülhamit Han tarafından yapılan bir bina. Ve Rüştiye İdadesi olarak yapılan 114 yaşındaki bir binadan bahsediyoruz. Evet. Osmanlı'nın, Abdülhamit'in emaneti olan, mirası olan bu binada Osmanlı izleri CHP'li belediye başkanı tarafından siliniyor. Bu şimdi silindi. Miras dedin de Kerim, bu bir anlamda reddi miras gibi bir şey mi? Çünkü Osmanlı'nın kurulduğu topraklar, sembolik bir önemi var. Bilecik başka bir yer değil yani. Ve Osmanlı'yı anlatan bir konu. Cumhuriyet Halk Partililer gelip burada bu görüntüyü kaldırıp şöyle çirkin bir şey ortaya kalıyor. Bu bir anlamda şey mi? Yani Osmanlı'yı tanımama, reddi miras, yani farklı şimdi, bir evrilme mi durumu? Şimdi bakın, Bilecik çok önemli. Sembol bir şehir. Evet. Tekrar söylüyorum. Dirilişin ve kuruluşun başkentidir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bunu özellikle Bilecik'te yapıyor ve mesaj vermeye çalışıyor. Bakın, şimdi başkan ne diyor? Ben Osmanlı izlerinin tamamını sileceğim diyor. Siliyor, evet. Şimdi diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini asacağım diyor. Atatürk'ün fotoğraflarını. Tabii ki Atatürk'ün fotoğrafları olacak. Biz olmasın demiyoruz. Bakın, Cumhuriyet Halk Partililer yine Atatürk üzerinden mesaj vermeye çalışıyorlar ki şunu da özellikle vurgulamakta fayda var. Atatürk yaşasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile yaptığı bu ittifaka ne derdi? Atatürk yıllarca sömürücülere karşı, manlacılara karşı mücadele verdi, değil mi? Hı hı. Şimdi
Tabiri caizse Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük düşmanı kim? Terör örgütü PKK. PKK ile işbirliği yapan kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi yine Atatürk'e sığınmaya çalışıyor. Bakın, ancak ortadaki büyük bir tezatı görüyorsunuz ve bu şekilde... Belediye başkanının 15 Temmuz'a ilişkinde, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkinde bir tweet'i var Kerim Ulak. Biliyorsun bununla ilgili. Yani Bilecik Belediye Başkanı. Dolayısıyla bu yaptığını aslında biz elbette yadırgıyoruz. Türk toplumu olarak yadırgıyoruz ama hani biraz daha evveliyatına gidince oradaki sıkıntının, yani zihniyet sıkıntısının bunu göstermesin de çok da hani artık tanıdığımız için yadırgamaz hale geleceğiz. Vallahi ben hiç şaşırmıyorum. Çünkü bu zihniyet biliyorsunuz zulüm 1453'te başladı dedi. Yani hiç şaşırmıyoruz. Hakikaten yani ben açıkçası bekliyordum böyle hamleler. İzmir Torbalı'da ne oldu? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in biliyorsunuz dev posteri, afişi yıkıldı, kaldırıldı. Gelen tepkiler üzerine tekrar asıldı. Yani şaşırmamak lazım. Cumhuriyet evet. Halk Partisi bu demek. Yani evet. Şaşırmayalım. Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Bakın göreve başladılar belediye başkanları. Ve ilk icraatları kıyım oldu. Sendika baskısıyla, sendika değiştirerek işçilerin kıyımı oldu. Binlerce işçi Adana, Antalya, İstanbul'un bazı ilçelerinde, Ankara'da, İzmir'de binlerce işçi şu an işsiz bırakılıyor. Yani bunlar tamam Osmanlı'ya olan bir hazımsızlığın örneği. Peki çalışanlardan ne istiyorsunuz? Suçu günahı olmayan insanlar, ekmek parası götürmeye çalışan evlerine bu insanlardan ne istiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde ne diyor? Eşitlik ve adalet ilkelerini, dayanışmayı, barış ve hoşgörüyü emeğin önceliği ve bütünlüğü olarak kabul ediyoruz diyor. Nerede? Uygulamaya geldiğimiz zaman işte görüyorsunuz Gürsel Tekin evet. Talimatı verdi. Antalya 4000, Adana 6000. Kılıf ne? Bankamatik memuru. Bakın kılıf çok net bir şekilde. Bu insanları biz atacağız, kovacağız. Bunun adı da bankamatik memuru. Peki bir tanesini sayın, gösterin. Bankamatik memuru olduğuna dair soru soruluyor. Önceki başkanlar tarafından cevap yok. Kaynağınız ne diye soruyorlar. Kaynak yerel gazetelerin yazdıkları deniliyorlar. Bu kadar komik olabiliyorlar. Evet. Hikmet Öztürk. Peki. Kerim çok teşekkürler. Önemli bir...